Bu efekest için giriş esprisi çok baktım hangisini yapsam diye. Ama hangisini yaparsam yapayım bu bölümün yanında sönük kalacağını fark ettim. Şimdi bunun üzerine bir espri gelmesini bekliyorsunuz değil mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Efekest 10'a hoş geldiniz. Artık sayılır unutmuyorum. Geçen hafta bir podcast grubu kursak ya falan diyordum ya. O olay tuttu baya. <laughs> Bunu yapmak isteyen başka arkadaşlar da varmış meğer. Örnek birkaç arkadaş ve birer ikişer yaptıkları podcastler, benim podcastlerim artı ünlülerin konuşmaları, işte Celal Şengör'ün konuşmalarını mp3 yaptık. Artı yabancıların konuşmaları, yabancı bilim adamlarının artı yabancı stand-upçıların mp3 versiyonları. Bununla birlikte yabancı youtube'çıların video kanalları, video listeleri onları mp3 yapmadım. Çünkü videolarına tek tek girin. Yorum yazın diye. Veya paylaşın diye. Efe Aydal yolladı beni falan dersiniz. Şeklim olur. Belki dikkatlerini çekmeye başarırım. Ama tabii o arkadaşların da videolarını nasıl MP3 haline getireceğinizi de gene sitemizde belirttim, yazdım. Sitemiz kirli12.blog.com Kirli12'nin ne anlama geldiğini anlamayan, <laughs> anlamayan var mı? Biliyorsunuz benim çekim ekibim Commax Eleven. Yani nasıl Ocean's Eleven'da herkes kendi yeteneğini kullanıyor. Bunları bir araya getirip bir iş yapıyorlarsa Commax Eleven'da ona benzediği için böyle bir isim koydum. Kirli 12'de tahmin ettiğiniz gibi geçen podcast'te de söylemiştim ya biraz gangster rap gibi oldu falan diye. Arada böyle atarlanıyoruz falan. Gangster rap'e benziyor. Dis yapıyor gibi oluyoruz falan. O yüzden Eminem'in Grubu olan Dirty Dozen Dirty 12 yani Yani D12 In Türkçe versiyonu <laughs> olarak Kirli 12 yaptık bizde Bunların hepsinin linkleri Zaten açıklamada veriliyor Yazıyla kirli sayıyla 12 <laughs>. blog. com Podcast yüklemek istiyorsanız Hangi adımlardan Geçmeniz lazım Bunları da hepsini yazdım orada Ve dediğim gibi Örnek podcastçi arkadaşlar Henüz dinlemedim. Çünkü yarın dinleyeceğim işe giderken. Yolda dinleyeceğim. Umarım güzel bir topluluk, grup olur. Amacımıza ulaşırız. Site çok basit falan demeyin. Blog.com'dan yaptık işte. Bence güzel gözüküyor. Basit olması da benim için önemli değil. Amacı hizmet etsin. Göze de bence hitap ediyor. Fena değil yani. Çok kötü değil. Domain ya da host almaya uğraşmadım. Özellikle şu an tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. İkincisi zaten reklam almayı da düşünmüyorum. Hani böyle bir amacım şu anda da yok. Bu siteden para kazanmak. Gelecekte de olmayacak. Her şeyden önce uğraşamıyorum. İkincisi de milletin yaptığı işten, emekten benim bir şeyler kazanmam bana etik gelmiyor. Haksızlık gibi geliyor yani. Biliyorsunuz bunu yapan siteler var. Ama ben onlardan değilim. Bana ters geliyor yani bu iş. Bir kere bana da hatırlanmışlar. Ekiptekilere bir şey vermiyor. Kendisi işte YouTube'dan para kazanıyor diye. O zamanlar Patreon yoktu tabii. İyi YouTube'dan bana gelen para o zaman ayda 100-150 lira arasındaydı. Onu 12'ye paylaşalım istersen. <laughs> bir sebep de bu. İnsanlara sorumluluk yükleme istememin sebebi de bu. Ama ileride Patreon gelişirse eğer tabii ki istiyorum. En azından geldikleri çekim kadar yani geldiklerine değsin istiyorum. Göreceğiz. Daha bir sene var. <laughs> Sonuç olarak dediğim gibi bundan herhangi bir maddi beklentim yok. Bu siteden, Kirli 12'den sadece bir sürü podcastimiz olsun. Yolculuk esnasında veya işte bilgisayar başındayken vesaire dinleyelim. Sosyalleşelim. <laughs> Asosyaller sosyalleşelim diye. Geçen hafta yaptığım sigara ile ilgili podcast'te aslında baya bir tepki gelir diye düşünmüştüm. Çok az gelmiş tepki. 2-3 kişiden falan çoğunluk beğenmiş. Neden daha çok kişinin tepki göstereceğini düşünüyordum. Çünkü normalde de görüyorum. Videolarda falan yorumlarda da yazıyorlar. Adamı koruyorlar. Olay şu. Adam kendisi yorumu yazan kişi. Kendisi sigara içiyor. Sadece kendisi sigara içtiği için başkalarını rahatsız edebilme hakkını kendinde istiyor. Biz buna karşı çıktığımız zaman da bizi atarlanıyor. Biz buna bencillik diyoruz. Bunun üzerinde söyleyecek fazla bir şey yok. Maalesef kusura bakma özür dilerim. Ama biz de senin lahin ülkede yaşıyoruz. Ne yapalım? <laughs> Bu arada sigaradan konu tekrar açılmışken nikotinin ilginç bir özelliğini daha söyleyeceğim. Bilmiyor olabilirsiniz. Hatta sigara içenler de bilmiyor olabilir. Sanırım bütün Keyif verici maddelerin içinde sadece nikotinmiş bu. Ne kadar aldığına göre uyarıcı veya uyuşturucu olabiliyor. Yani hafif hafif, sık sık ama işte derin olmayan yani sığ şekilde nefes çekersen insanı uyandırıyor. Bunu birisinden duymadım yani bunu okudum harbiden de. Çok sallama bir şeye benziyor ama okudum gerçekten de. Bir seferde derin bir nefes çekersen bu seferde uyuşturuyor. Gerçekten ilginç. Bir özellik. Bu birinci gizemi. <laughs> bir de orgazm sigarası gizemi var. Onun özelliği de şu. İnsanlar hayatta kalmaya veya üremeye, çoğalmaya yönelik önemli bir hareket yaptıkları zaman beyin kendi kendini ödüllendirici madde salgılıyor. Aslında birçok uyuşturucu madde beynin o maddeleri salgılamasını sağladığı için keyif veriyor. Sıfırdan keyif veren bir şey yok aslında yani o maddelerin içinde çok ilginç. Hatta böyle olmayan bir uyuşturucu madde var mı bilmiyorum. Yani meth'ten sigaraya kadar hepsi böyle. Sadece farklı şeyleri etkiliyorlar ve farklı ölçülerde etkiliyorlar. İşte o yüzden bazısı çok zararlı veya bazısı çok alışkanlık yapıyor deniyor. Evet, neyi anlatıyorduk? Orgazm sigarası nedir? Beyin yemek yemek gibi, işte çiftleşmek gibi hayatta kalmasına ve üremesine önemli bazı hareketler yaptığı zaman kendi kendisini ödüllendirici, keyif verici maddeleri beyninden salgılıyor. Ama bu maddeleri haddinden fazla salgılıyor her zaman için ve fazlalıkları da hemen geri çekiyor, geri emilim oluyor. Nikotin tür maddeler bu geri emilimi bir noktaya kadar engelliyorlar. O yüzden sen kendi kendine keyif verici bir hareket yaptığın zaman yemek sigarası da aynı. Kendi kendine keyif verici bir hareket yaptığın zaman o keyfin daha uzun ve daha yoğun olmasını sağlıyor. Tabi illa bunun için sigara içmenize gerek yok. <laughs> Biliyorsunuz yemek üzerine keyif çayı denen bir şey var. Çayın içinde tein var. Aynı iş yapıyor. Ve kola da aynı iş yapıyor. <laughs> yani teorik olarak orgazm sigarası yerine orgazm çayı, orgazm kolası <laughs> içebilirsiniz. Büyük ihtimalle o kadar yoğun olmaz. O yüzden Sigaradan itibaren daha ağır uyuşturucuya kadar olan uyuşturucuların birçoğu belirli bir noktadan sonra size keyif vermemeye başlar ve gittikçe arttırmanız gerekir. Hatta normal fonksiyonlarınızı sağlayabilmek için bile günlük olarak belli bir dozajda almanız gerekir. Sebep de bu. Özellikle sentetik uyuşturucular beynin bu kendi kendine ödüllendirme sistemiyle o kadar oynuyor ki işte eroin, met, böyle şeyler artık normal hissedebilmek için günlük olarak veya düzenli olarak bunları almanız gerekiyor. Normal hissedebilmek için yani. Evet gördüğünüz gibi <laughs> keyif sigarası içmenize gerek yok. Orgazm çayı <laughs> nasıl olur bilmiyorum. Orgazm kolası bunu da teorik olarak deneyebilirsiniz. Efe abi sen de biliyorsun galiba denedin herhalde. Hayır Efe abi bilmiyor. Efe abi her şeyi bilmiyor arkadaşlar. Efe abi senin ilk buluşmanda ne don giymen gerektiğini bilmiyor. Sen yine de siyah giy. Siyah spor donlardan var ya dar. Onlardan giy abi. Efe abi 20 yaşına geldim hala milli olamadım normal midir? Normaldir kardeşim. Böyle şeyler için kendinizi kasmayın. <laughs> Bunu niye bana soruyorsunuz bilmiyorum ama böyle şeyler için kendinizi kasmayın. İlla ki olsun diye. Gidişatına bırakın. Çünkü zorlarsanız illa benim de işte hani bütün arkadaşlarım anlatıyor tecrübelerini. İlla benim de bir tecrübem olsun diye zorlarsanız sıkıntıya girebilirsiniz. <laughs> Bizim arkadaşlar vardı. Düşün yani şu çocuk yerinde sen olabilirsin şimdi. Anlatacağım, anlatacağım çocuk yerinde sen olabilirdin. Bizim arkadaşlar vardı. Baya gençtik o zamanlar. İşte şey diyorlardı. Yeni yılda abi kadına gideceğiz falan. Şimdi kadına gitmek derken <laughs> her anlamda olabilir tabi Belki temizlikçi kadına gideceklerdi hani evi temizletmek için falan. Gelsene işte falan. Ben de böyle demiştim ya ağır nört bir adam olarak. Gözlüksüz nört. Kız arkadaşıma mektup yazmam lazım. <laughs> Benim kız arkadaşım var kusura bakmayın. Ali Can gibi kız arkadaşıma mektup yazmam lazım deyip <laughs> o zamanlar evlenmemiştim tabii. Mektuplaşıyorduk uzaktan anca ama her şeye de atlamamak insanı kurtarıyor. Sonra gitti arkadaşlar satıcı matıcı falan dedi öyle. eleman bir tanesi. Sonra gittiler ertesi gün mesaj attım. Abi dedim, nasıl? Nasıldı? Nasıl gitti? Satıcı diyen eleman şey dedi. Fena değildi. Yalnız benimki biraz saplı sultandı. Biraz <laughs> biraz saplı sultan nasıl oluyor? Hani biz her şeyi olduğu gibi hiç bizde mecaz yoktur ya böyle. Her şeyi böyle bilimsel olarak yatırmamız lazım illa. Şimdi insan düşünüyor biraz saplı sultan nasıl oluyor yani? Saplı kısmının birazı nasıl olabilir yani? Çünkü bir insan ya saplıdır ya sapsızdır yani. Hani dijital o yani. Ya birdir ya sıfırdır. Sultan kısmı mı acaba biraz hani saplı şehzade falan mı? Neyse abi ciddi ciddi şey dedim ya dedim ben herhalde argoları yanlış biliyorum. <laughs> ben dedim adam çok normal anlatıyor çünkü. Ben dedim herhalde argoları yanlış biliyorum. Kendi kendime öyle dedim yani. Bu saplı sultan ne demek? Çetin ceviz mi demek acaba? Yoksa atarlı birisi mi demek? Sordum abi travesti miydi yani? Yani evet biraz tra biraz travesti. Bir insan nasıl biraz travesti olur abi? Bana mesela bir isim söyler misin? Şu kişi biraz travesti. Hani agnostik travesti mi? Hani vurdurmuyorum ama bir güç var sanki. <laughs> bir, gü bir güç hissediyorum sanki içimde. Yok abi bildiğin travestiymiş işte. Adam çekiniyor. Ne oldu abi? Adamın Hayattaki ilk tecrübesi travesti oldu. Daha sonra konuştuk arkadaşlar. Dedim nasıl fark etmezsin yani? O kadar mı karanlıktı? Yok dedi fark ettim ama parayı vermiş bulundum dedi. E, parayı verdikten sonra da artık yapalım dedim. Parasıyla rezil olmak tabirini daha önce kullanmıştınız değil mi? Bundan sonra artık şu olaydan sonra bir daha kullanmazsınız. Daha da ilginci. Sonradan öğrendik. İki kişi gitti demiştim. Diğer arkadaş da adam <laughs> büyük ihtimalle... Beni dinlemiyordur artık. Eskiden bayağı iyi arkadaştık aynı yerdeydik falan. Sonradan dağıldık. Farklı farklı yerlere gittik falan. Büyük ihtimal beni takip etmiyordur. Adam trollüyü Türkiye'ye getiren adam yani. Ona sorular abi sen de mi fark etmedim? O fark etmiş. Fark etmiş. Gece bozulmasın diye söylememiş. Hemen gitmiş ötekini kapmış. Sonuç itibariyle arkadaşlar. Böyle pis pis hikayeleri niye size anlatıyorum? Siz de yaşamayın diye. Oluruna bırakın. İnsanların böyle kendini övmek için Anlattığı hikayelere fazla kulak asmayın Satrançta da vardır o kural yani Tek bir noktaya odaklanır Çok fazla o noktanın üstüne gidersen Ondan sonra kendini kaybedersin yani Çok kısa zamanda Var yani Ünlü satranç ustası Anatoly Karpov Yazmış bunu kitabında yani Kafana takar durursan El alemin vezirini atını En sonunda alırsın eline Sultanın sapını Yazan Anatoly Karpov ben demiyorum bunu yani. Dünya satranç şampiyonu söylüyor. Kasparov'un hocası söylüyor bunu. <laughs> yani bir noktaya kadar hele ortaokulda, liseyi de geçtim. Ortaokulda falan böyle anlatırlar. Muhabbetini falan yaparlar. O kadar yalan ki onlar. Ya dayısı elinden tutup gitmiştir. Ya kendisi böyle 30 lira verip gitmiştir. En böyle çamuruna. Ya da en kaşar senden çirkin bir teyze bulmuştur. Hani şey falan derler genelde değil mi? İşte sarışın vardı da sarışını götürdüm. Sarışına ondan sonra attım eve. Sarışın. Tek böyle bir bir özellikten bahseder. Geri kalanından bahsetmez. Öyle olduğu zaman sen de gidip soracaksın. Sarışın mı? <laughs> sarışın sarışın. Ee, cinsiyeti neydi peki? <laughs> Şimdi cinsiyeti. <laughs> cinsiyeti. Yani tabii ki. Tabii ki dişiydi. Tabii ki ka kadın kadındı yani. <laughs> Sağlık ya <laughs> Tabii ki kadındı yani hmm, Kadın mıydı? <laughs> Tabii ki kadındı yani İyi güzel peki İnsan mıydı peki? <laughs> diye koşa koşa kaçacak ondan sonra Meğer ki elemanı içirip kezban diye Kırçıllı reysus makak maymununu Kakalamışlar <laughs> Sarı peruk takıp Olmayacak şey değil yani Bizim insanımız aslında zekidir yani okusa çok büyük adam olur. Bizim insanımız zekidir yani deney yapmayı sever. Biz bu elemana 3 tane vodka içirdik. Aşağı mahalledeki Banu'yu bağladık. Aşağı mahalledeki Banu'yu bağlayabilirsek 4 vodka ile bakalım maymun bağlayabilir miyiz? Diye <laughs> başarılı bir deney. Tabii maymunu şeyden, biyoloji laboratuvarına hocadan. Hocam şu kırçıllı reysus makakı bir alabilir miyiz? Ne yapacağız evladım? İşte e, seveceğiz. Se, baya baya bir seveceğiz yani. Sevip sevip getireceğiz. Aramızda arkadaşlar bir sevip getireceğiz. Tamam. Doldur şu formu. Niye seveceksin? Hangi amaçla seveceksin? Çok mu seviyorsun? Ölüyor musun yani? <laughs> Vurunda. doldur formu getir. İşte diyorum ya. AIDS'in ilk çıkışı. <laughs> AIDS'in ilk çıkış hikayesi gideri olmayan kırçıllı reisus makak yoktur, az vodka vardır. Sonuçta düşünecek olursanız Türkiye'deki kızların bazılarından daha gideri var. Özellikle alt mahalledeki bağımlıdan. <laughs> Bir de şey falan olur ya gene öyle mahallelerde. Entel ismini basarlar böyle çocuğa. Çocuk kapkara böyle. Kap bildiğin çingen yani. Entel ismini basarlar çocuğa böyle. İşte Aleyna, Talya, Arya bilmem ne şey gibi yani. Hani klorak basar gibi. Klorak basar gibi entel ismini basıyor ki hani biraz yüzü gözü açılsın kızın diye. Bir umut yani. Büyüncü sorular çok güzel. Ne anlama geliyor ismi? İşte boş hayaller demek. Büyüyor kız ondan sonra. 18-19 yaşına geliyor. Senden benden daha erkek. Şahin'in önünde poz verenler var ya. Samsun'da ciğerimi yaktı be. Diye gezen böyle. Evet. Bayanlar dinliyorsa atarlanmayın hemen. Biz neler çektik zaman? <laughs> biz neler çektik zamanda? Yani böyle insanlar var. Yok demeyin yani. Hani şeyler falan hikaye onu biliyoruz yani. O Yılmaz Özdil'in şiirleri, yazıları falan. İşte İzmir'in kızı deniz kokar, denizi penis kokar, penisi kereviz kokar bilmem ne bilmem ne. Bunlar <laughs> hikaye olduğunu biliyoruz yani. Yani hangi şehirden olduğu önemli değil. Her şehrin güzeli de var. Ama çirkin de var demek istemiyorum. Çünkü yani bir insana da çirkin demek hoşuma gitmiyor. Herkese göre güzel anlayışı farklıdır çünkü. Ama işte yani şu İzmir kızını hep şu Yılmaz Özdil gibilerin yüzünden yani. <laughs> şu İzmir kızındaki şu inanılmaz özgüven yok mu abi? Hani Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Selahattin Demirtaş özgüveni yani. İşte sarkan kıllı göbeği açıkta bırakıp böyle düşük bel pantolon giymeler falan. İşte ayrıldığı erkeğe seni hiç umursamıyorum ben çok iyiyim falan diye böyle sayfalarca yazı, şiir, şarkı, dizmeler ama umursamıyorum seni diye. Hani anlıyorsun yani arada ben de Face'de falan home basınca bazen çıkıyor öyle. Gidene dur demeyiz gelene bilmem ne demeyiz o küçük kız büyüdü artık bilmem ne, ne oluyor abi kim büyüdü ne oluyor ben tanışmıyoruz ki. Ben seni tanımıyorum <laughs> kim büyüdü ne oldu? Onu görünce diyorsun işte yani ha tamam terk edilmiş net. Küçük kız büyüdüyse terk edilmiş yani. Çünkü şöyle bir şey var. Ben nasıl terk edilirim? Ben terk ederim. Ben terk edilemem. Ama işte terk ediliyorsun arada. Ne yapalım? O küçük kız büyüyecek arada sırada. İşte şeyler. Birden fazla kere başıma geldi. Yani merhaba nasılsın demeye korkuyorum kızlara. Hemen erkek arkadaşım var benim. Hani yazıyorum sanıyor. Anlıyor musun? birkaç sene önce bir kişi gelmişti. Aa işte ben sizi tanıyorum YouTube'dan takip ediyorum falan diye. Aa öyle mi ne güzel şey YouTube nickiniz nedir falan dedim. YouTube ya ya Facebook'ta değil bak. YouTube nickiniz nedir falan dedim. Böyle bir durdu falan. Yani <laughs> şimdi takip ediyorum derken erkek arkadaşımla takip ediyorum yani falan dedi böyle. Abi bu nasıl bir özgüven? Bir hak bir iki dakika bir aynaya bakar mısın abi? Bu nasıl bir özgüven yani? diyorum ya bırak bunu Cumhurbaşkanı'na da adayını koyar. <laughs> i̇şte small tight giymeler falan. Hani sırf ben small tight giyiyorum diye tight öldü ama yani. Tight'a yazık değil mi? Onun da bir canı var. Olmayan canını çıkardın tight'ın. Small tight giymeler falan. Bak işte ben small tight giyebiliyorum falan diye. Sonra üzerine hırka koyuyor böyle. O hırkanın artık çizgisi miymiş? Onu anlamıyorum ben. Hangi çizgi büyük gösteriyor? Popoyu onu bilmiyorum yani. Sonra işte arkadaşına soruyor duyuyoruz işte. Ya işte bu hırka benim popomu büyük mü gösteriyor acaba falan. Hayır abicim hırka insanın poposunu büyük göstermez. Hırka senin poponu büyük göstermiyor. Hamburger senin poponu büyük gösteriyor. Pizza senin poponu büyük gösteriyor. Ondan sonra ne o abicim entel tatlısı. Tiramisu senin poponu büyük gösteriyor. Hırka popoyu büyük göstermez yani. Al o hırkayı. Ver Adriana Lima'ya. <laughs> bakalım, bakalım ne olacak yani. Ya tabii bir de small tight giymem poponu büyük gösteriyor. O küçük kız büyüdü falan eyvallah güzel. De işte tight aynı kalmış. Sorun orada. İşte acıları içime attım falan. Eyvallah görüyoruz zaten acıları içine atmışsın. Bir acılı bir acılı bir acılı Adana'da. Oh be. Bir acılı da iki tane de. Evet demiştim giriş esprisi olursa sönük kalacak diye. Dedim dedi inanmadınız. Gene mesela bizde vardı. Şu an hala popüler mi bilmiyorum. İşte böyle birlikte entel türküsü söylemeler falan. İşte ekmeği tuza bandım falan. İyi de erkek arkadaşın son model arabasını dinliyorsun onu. Onu nasıl yapacağız? Hani ekmeği tuza banıyorsun da son model arabada banıyorsun yani. Hani ekmeği tuza bansın ama arabayla da bir çeşme alaçatıda bir Sezen Aksa konserine götürsün yani. O erkek arkadaş türüne biz kısaca kapak diyoruz. Yani komünist ama paradan anlayan komünist oluyor. Hani ekmeği tuza bansın ama bir ala çatıya Sezen Aksu konserine de götürebilsin yani. Sıradaki şarkıyı Roboski'ye hediye ederken iPhone ile onu çekip Instagram'da paylaşabilsin. Geçen yine hümanistiz diye. Öyle yani. Komünist ama paradan anlayan komünist. Kapak. Olsun. Anlayamadım şu. Fakir özentiliğiniz neye? Zenginsin abi benden daha zenginsin. Fakir özentiliğiniz neye? Arka mahallede gece konduda yaşayan adam yemez içmez bir takım elbise alır. Zengin gözükmek için. Bu hipster olayı Kurtlar Vadisi Reis'in tam tersi işte. Hani Kurtlar Vadisi Reis cebinde parası yok. Yiyecek yemeği yok. Işi, işi yok çünkü. Ama takım elbiseyle gezer. Hani çayın parasını vermez bahşişi bol bırakır ama. Çay, çayın parasını yazdırır yani ama bahşişini bol bırakır yani. Bizim hipster reisler tam tersi. Üst başlığınık yırtık şeyler falan ve pantolonlar, kıyafetler yırtık. Elda ama iPhone 5, 6, 7, 10. Aman abi en yenisi olsun. Instagram'dan ekmeği tuza banarken fotoğraf çekip paylaşman lazım çünkü. Evet dediğim gibi. Umarım bütün bayanlar kızmamıştır. Ama böyle insanlar da var şimdi kabul edin yani. Bu arada bayan dememe çok kızıyorlar Hele ki ben böyle entel kuntel Konulardan konuşuyorum ya Hani benim gibi insanların bayan demesi dersmiş İşte kadın falan dememiz lazım Vallahi ben anlamam Ben bayan derim yani Bir bayanın suratına bakarak da kadın diyemem yani Kusura bakmayın Bilmiyorum galiba feministler falan da öyle kızıyorlarmış Atarlanıyorlarmış bayan demeyin falan Bilmem abi Söyleyin enteller söylesin onu. Adamlar tuvalet yerine lavaboya sıçıyorlar. Enterlik olsun diye. Oturuyoruz mekanda. Arkadaşlar benim karnım ağrıdı ben bir. Lavaboya kadar gideyim. Lavaboya mı sıçacaksın abi? Hani enterliğin şanındandır. Bizim eve de bazen geliyor. Efecim sıkıştım lavaboyu gösterir misin? Siktir lan. <laughs> Bizde de biz de tuvalete sıçarız abi biz. Bizim evde. Tuvalete sıçarız yani. Lavabo ne abi? Bir gidecek benim haberim olmadan ondan sonra klorakla bütün gün. her ne, ne keyif alıyorlar anlamadım ki yani. Alturka tuvalet özlemim var. Lavabon böyle iki tarafına ayaklarını koyup öyle çöküp nasıl anlamıyorum. Bir de şey var biliyorsunuz bu enterliğin şanındandır dedik. İyice artık enterlin dibine vurunca kavanoza sıçıyorsun. Lafı da soktum. Geçelim. Unutmadan söyleyeyim. Green Card'la ilgili video yapacaktın falan diye soruyorsunuz. O videoyu Ekim'in hemen başında yapacağım. Neden? Ekim'de biliyorsunuz başvurular açılıyor. Ben de başvurular açıldığı zaman işte birinde ikisine falan yapmak istiyorum videoyu. Bütün Ekim'de zaten başvurular açık. O formun üzerinden uygulamalı olarak göstermek istiyorum o yüzden. Başvurular başlasın. Formun üzerinden uygulamalı olarak gösteririz. Bazı uyarılarım da olacak. Onu zaten çoğu podcast'te söylüyorum. Orada da videonun başında da söylerim. İşte tanıdığınız olması lazım vesaire diye Biliyorsunuz ben çok mutlu olamadım Ama hayatım kötü bir hayat değil Birçoğunuz mutlu olur İşte birçoğunuz yuvarlanıp gitmeye Razıdır belki Benim için Tek düze hayat ölüm gibi bir şey yani O yüzden başarılı olsam da olamasam da Dönüp en azından Filmcilikte bir şeyler yapmaya çalışacağım Belki ünlü olurum Belki olamam Göreceğiz Tabi ailevi sebeplerden demiştim ailemle ilgilenmem lazım. Artı Türk dostlarım olmayınca gerçekten hani Türk kültürüne alışmış birisi için çok boş. Hele ki benim için yani. Hepiniz için değil de ama benim için çok boş. Şey demiştim işte insan Türk bayrağı görmeye alışıyor. Türk bayramlarını kutlamaya alışıyor falan. Amerikan bayrağı görünce böyle bir değişik oluyorsunuz demiştim. Ama o, o kadar sorun olmuyor. Neden? İşe başladığınız zaman zaten kafanızı kaldırıp bayrağa bakacak vaktiniz olmuyor. <laughs> Evet şikayetçi değilim. Bayağı yorucu. Neden yorucu? Gidip gelmesi çok yorucu. Uzak bir yere gidip geliyoruz otobüsle. 4 otobüse falan biniyorum böyle gitmek için. O bakımdan yorucu. Podcastleri falan bayağı o yüzden tüketiyorum. Ama tabii vaktin çabuk geçmesini sağladığı için de şikayetçi değilim. İşte hasta olunca çok zor. Şu an belki sesimden anlamışsınızdır. Hastaydım hafta sonu. Yavaş yavaş iyileştim. Şimdi düzeldim. Cuma da yorucuydu yaptığım işten dolayı. Çarşamba ve cumaları futbol oynatıyoruz çocuklara. Cumaları erkeklere futbol. Çarşambaları kızlara. Basit şeyler yani işte pas vermek falan. Topu böyle havaya atıyorum hadi kafa at falan. Bir kişi kaleye geçiyor falan. Kafa atıp gol atmaya çalışıyorlar ona falan. Öyle şeyler. <laughs> İlginç yani. İlginç bir tür hocalık yapıyorum şu anda. Çünkü normal ders zamanında matematik çalıştırıyorum. İngilizce çalıştırıyorum işte gramer vesaire. O bittiği zaman haftanın bazı günleri satranç oynuyoruz. Henüz eğitime başlamadım. Tam malzemeler gelmedi. <laughs> Aikido gene malzemeleri gelince Aikido dersi vereceğim. Cuma günü işte aynı çocuklara matematik öğrettik. İşte çember, çemberin çapı bilmem ne. Hektometre, dekametre, desimetre falan nedir. Mil, kilometre, Oradan oraya şey yapma falan. işte alan bulma, çevre bulma falan. Ders bitti oradan çıktık. Bu sefer futbol öğretiyor. <laughs> Futbolu da ben öğretiyorum. Her şeyi ben öğretiyorum. Yani şey gibi ilkokul çocuğu gibi böyle. Öyle denk geldi. Tabii ki 4-5 hoca var. Her hocanın alanı farklı. Bazısı keman dersi veriyor. Bazısı el işi dersi veriyor atıyorum. Boyama bilmem ne. Çizme. Piyano dersi veren var. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Yani bu işi dönersem de şey yapmayacağım yani. Propaganda aracı yapmayacağım. İşte geldim mücadele etmeye. Hayır. Öyle bir şey değil yani. Eğer başka yerde mutlu oluyorsunuz gidin arkadaşlar. Şeye bakmayın yani. Savaşacağız falan. Neden? Sizin korumaya çalıştığınız insanlar bile size ters geliyorsa adamlar sizin korumaya çalıştığınız halk bile size ters geliyorsa yani nerede rahat ediyorsanız oraya gidin arkadaşlar. Hiç kasmayın. Üzülmeyin yani. İçinizde bir böyle şey olmasın. Suçluluk duygusu olmasın yani. Ben geleceğim mecburi olarak mücadelemizi vereceğiz tabii ki. Ama dediğim gibi bunu böyle propaganda amacı yapmayacağım. Savaşacağız falan. Mücadele etmeye geldim falan. Yok öyle bir şey. Bu arada biliyorum uyuşturucuyla ilgili çok yüzeysel konuştum. Biraz merak uyandırmışımdır belki. Bununla ilgili de daha detaylı konuştuğum özel bir video ileride düşünüyorum. <laughs> Kaç tane video oldu değil mi sıraya koyduğumuz? İstiyorum ama yani. Şu Bible Reloaded diyordum. En son bir tane konu kalmışlar. Bilimde anlayan bir abi. Onun anlattığı bazı şeyler dikkatimi çekti. Bir tanesi Homo erectus'la ilgili anlattığı olay. Şey diyor. Hani bizim şu anda Homo sapiens sapiens diye geçiyoruz ya biz. Hani bizde de insanlar birbirinden farklıdır dersin. Bazısı uzun boyludur, bazısı kısadır vesaire. Ama Homo erectus'un zamanında o kadar çok farklılıklar varmış ki yani. Boyut olarak bir grup Öbür grubun iki katı falan böyle düşün yani. Üç metre olanlar bilmem ne. buçuk metre olanlar. İyice küçük olan gruplar, kabileler. Beyin boyutu mesela. Beyninin boyutu. Ufak olanlar. Aşırı büyük olanlar. Hani büyük ihtimalle birbirleriyle çiftleştiler. Çocuk sahibi olamayacak kadar farklı. Veya çocuk sahibi olsalar bile kısır olmayan çocuk sahibi olamayacak kadar farklı. Çünkü tür türün tanımı odur yani. İki canlı birbiriyle çiftleştiği zaman kısır olmayan bir çocuk doğuyorsa onlara aynı tür denir. Yani mesela atla eşekle çiftleştiği zaman katır oluyor ama katır kısır. Veya işte bilim adamları, ne manyak bilim adamları var ya. Aslanla kaplanı çiftleştirdiler. Liger diye bir şey yaptılar böyle. O da gene öyle. Kısır yani. Zaten doğada yaşayamayacak bir çeşit yardım almadan. Her neyse Homo erectus'ların farklı alanlardaki bu kadar birbirlerinden farklı, farklı tür diyebileceğimiz kadar farklı Homo erectusların aynı zamanda yaşamış olması. ilginç tabii. Ama gayet mantıklı. Çünkü o zamanlar izole olma vardı. Şimdiki gibi uçak, ondan sonra araba, gemi falan yok tabii. Şu an biz global tek bir grup olduğumuz için bizim artık izole olup da farklı tür olmamız çok zor yani. Ama onlar o şekilde değil. Binlerce sene, on binlerce sene birbirlerini görmüyor türler. Sürekli birbirlerini çiftleşiyorlar. Sonuç olarak da bulundukları ortama göre farklılık geçiriyorlar. Şimdi olsa aynısı olur mu? Evet olur. Ama tabi bunu bizim görmeye ömrümüz yetmez. <laughs> Daha önce de anlatmışımdır. Eski podcast serisinde atıyorum Avustralya gibi bir kıtaya az sayıda ne kadar az sayıda koyarsan o kadar fazla farklılaşırlar. 100 kişi koydum mesela koca kıtaya ve o kıtaya da girişi çıkışı yasakladın. Evet, yeterince uzun süreden sonra ama on binlerce seneden bahsediyorum yani farklı tür olurlar. Hiç yani oradaki doğa ortamlarını falan farklı olmasına da gerek yok. Doğa ortamları farklı olursa daha hızlı değişirler. Ama doğa ortamları aynı bile olsa ortada genetik sürüklenme diye bir şey olduğu için gene de bir noktadan sonra farklı bir tür olurlar. Birinci söylediği buydu. İkincisi de Piltdown adamı olayı ile ilgili benim bilmediğim bazı şeyler söyledi. Piltdown adamı olayını biliyorsanız genelde yaratılışçılar dönüp dolaşıp bunu çıkartırlar ortaya. İşte evrimcilerin yalanı ortaya çıktı falan diye. 1905 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık 110 sene önce olan bir olay. Henüz mağara adamı kalıntıları, eski insan kalıntıları bulunmamışken Darwin'in sözü üzerine insanlar araştırmaya başlıyorlar. Bakalım gerçekten insan bir şeyden mi evrimleşti? Eğer bir şeyden evrimleştiyse bunun kalıntılarını bulabilir miyiz diye. Kimse bulamıyor. Bir tane uyanık arkadaş insan kafatasının altına çene kısmına maymun çenesi yerleştiriyor. Ve milleti kekliyor. İşte ilk ben buldum falan diye. Bu da işte şey diye geçer. Ben bile zamanında buna inanıyordum. Yaradılışçı birisiyken yani çünkü bilmiyordum. Yani bu işte bize bedavadan vcd'ler dağıtıyorlardı. Kaç senesinde olmuş? Nasıl olmuş bu olayın öncesi nasıl, sonrası nasıl? Bunu bilmiyordum. Araştırma gereği duymuyordum. Çünkü dediğim gibi din isminde bir sıcak bir battaniye vardı. Onu üstüme örtünce mutlu oluyordum yani. Sonradan yaşam felsefemi değiştirdim. Ne olursa olsun bilmek istiyorum her şeyi. Yani bir konuda gerçekleri gözümü kapatıp mutlu olmayı Tercih etmemeye başladım artık bir noktadan sonra. Zaten o yola girince gerisi geliyor. Her neyse. Sonuç itibariyle olayın anlatılmayan kısmı... ...Piltdown adamının sahte olduğunu... ...gene evrimciler, bilim adamları buluyor. Bu bir. İkincisi, bu programdaki... ...işte bu abinin söylediği olay... ...Piltdown adamını... ...yani bu düzenbazlığı... ...yapan kişiler... ...hala daha kesin olarak bilinmiyor. Üç tane şüpheli varmış... Yani bu müzenin, sahibinin suçu ortağı olarak. Üç tane şüpheli varmış. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. Sherlock Holmes'un yazarı. Sherlock Holmes'un yazarı lan. Çok ilginç değil mi? Bu adamın özelliği işte hani sahtekar evrimciler falan diyor. Bu adamın özelliği abi. Adam büyüye inanıyor. Sihire inanıyor. Artı perilerin varlığına inanıyor. Fairy denilen perilerin gerçek olduğuna inanan bir adam. Çok ilginç değil mi? Çünkü adamın yazdığı Sherlock Holmes... Yazarın kendisini rezil eder aslında. <laughs> Yazarın gerçek attık, halini rezil edecek bir karakter aslında. Bir. ikincisi bir avukat var. Bu adamla işte zamanında üçkağıtçılıkla, doğandırıcılıkla yargılanmış birisi. İşte bir kişi daha var o da gene öyle. Sonuç itibariyle bunların hiçbirisi evrimci evrimci falan değil yani. Adamların tek derdi kendi müzelerini. dünyanın ilk eski insan kalıntısını biz bulduk deyip milletin parasını almak ki başarmışlardı. İşin işe dediğim gibi üzücü yanı bizim sadece böyle bazı kanallar sadece bazı insanları gösterirler ya kendi işlerine gelen kişileri milleti uyandıracak kişileri fazla göstermezler. O yüzden döndürüp dolaştırıp sanki geçen sene olmuş gibi gösterip dururlar. Benim adım bile internette bakıyorum bazı yerlerde ateist filmci diye geçiyor. Filmci değil de ateist kısa filmci falan. Hani çok filmcilikle çok alakalı bir özellik ya. Şey olsam köşeyi dönerdim ama. İşte cin çarpması 2 falan. <laughs> Gene bir tane yapmışlar öyle. Neydi onun yönetmeninin adı Hasan Karaca da mı? Gene cin 5 mi öyle bir şey? Dabbe 5 mi? İşte şey diyormuş. Bu filmi seyredip korkmayan olursa eğer 10 bin lira mı 10 bin dolar mı ne? Ödül vereceğim. Tabii ki ben yapacağım. Kendimi çekeceğim. Bana vermeyecek büyük ihtimalle. Ben çünkü bir yerlerden YouTube'dan falan seyrederim seyrederken kendimi çekeceğim falan. Yani kimse kusura bakmasın. Hani ben de bu arkadaşla ilgili. Çünkü şey falan diyor. Hani normal cin filmi çekse gerçekten umumda olmaz. Bu zamana kadar da o kadar çok fazla atarlanmamıştım. Ama gittikçe insanları geri zekalı yerine koyuyor bu insanlar. Şeyi falan biliyorsunuz. Gerçek cin sesi kullanılmıştır. İşte gerçek arşivden gerçek cin görüntüleri kullanılmıştır. Şimdi bu adam ben dolandırıcı desem bana dava açar. Öyle bir yerdeyiz yani. Yani kusura bakma. Ne dediğim gibi ben çekeceğim kendimi. Bunu da yayınlayacağım. Paramı verirse verir. Tabii ki büyük ihtimal bir bahane uydurup vermeyecek. Farkında mısın? Bilmiyorum abicim. Ama Türkiye'deki halkın tamamı dedesi kaybolduğu zaman cinci hocaya gidip oradan buldurtan insanlardan oluşmuyor. Dedesi kaybolunca cinci hocaya gitmeyen de var. <laughs> ben işte dedesi kaybolunca cinci hocaya gitmeyen kesimi temsil ediyorum. Aslında üşenmemek lazım. Hepimiz kendimizi çekeceğiz. Filme gülerken. Büyük ihtimal şeyi düşünüyor çünkü. Yani hani cin falan gerçek derler ya. Hani cinin gerçek olduğunu düşündüğün zaman korkarsın tabi... Şey diyorlar. Jump scare koymuştur abi kesin falan. Öyle, öyle mi korkutmaya çalışıyor artık acaba? Dediğim gibi. Ben dedesi kaybolunca cinci hocaya gitmeyen kesimi <laughs> temsil ediyorum. Bu kadar bunu spesifik olarak söylememin sebebi ilginç bir anım vardı anlatayım size. Bir arkadaş vardı. AKP'liydi kendisi. İyi bir çocuktu ama. Öyle bir yamuğunu görmedik yani. Neden AKP'li olduğunu belirttim. Biraz daha anlayacaksınız. İzmir'de doğup büyüyen benim gibi insanlar farklı şehirde yaşayanları görünce gerçekten garip geliyor. İstanbul'da dahil buna yani. Şimdi arkadaş benimle yaşıttı. Ben böyle hala da astronomiden mezun olmaya çalışıyorum bilmem ne 6. senede mi 7. senede mi neyim. Arkadaş o esnada tıbbı böyle gelmiş bitirmiş gitmiş ihtisas falan yapıyor yani. <laughs> tıbbı bitirmiş adam ihtisas falan ya ben hala da mezun olacağım ya bu sefer olacağım falan. Nasıldı o tıp son sınıfta mıydı? Ha öyleydi galiba tıp son sınıfta mıydı? Ben de böyle hala da işte astronomiyi bitirmeye çalışıyorum falan. Daha sonra bu arkadaş bayağı bir şehirde böyle bir sağlık müdürü mü ne oldu yani? Bu arkadaşın bir anısı. Daha doğrusu kendisi benim arkadaşım değil de arkadaşımın arkadaşıydı. Bu arkadaşımızın, AKP'li arkadaşımızın dedesi kayboluyor. Dedesi kaybolunca Cinci Hoca'ya gidiyorlar. Cinci Hoca çağırıyorlar. Cinci Hoca da işte her her falan diye cin çağırıyor eve. Ondan sonra hesapta şeymiş yani işte cinlere soracakmış. Tahmin edin ne oluyor? Evet cinler söylemek istemiyor tabii ki. Ne sandın? Parayı gene almıştır büyük ihtimalle cinci hoca. Evet Sonunu <laughs> tahmin ettiniz değil mi sonunu? Cinler söylemek istemedi tabii ki. Nezdde GPS'ten koordinat mı verecek sandın? Her neyse, bizim AKP'li arkadaş da korkuyor. Cinci hoca geldi diye çünkü şeyden dolayı yani cin biliyorsunuz insanlara musallat olur ya. Korkuyor ve benim diğer arkadaşın evine gidiyor. Aman diyor işte cinci hoca geldi bize. Dedemin yerini bulmak için cin çağırıyor. Aman işte bana da musallat olmasın diye kaçtım geldim sana. Dediğim gibi iyi bir arkadaş. Hani çok atarlanmayacağım. İyi niyetli bir arkadaş. Ama şu anda sağlık müdürü bir şehirde. Yani çok ilginç değil mi arkadaşlar? Bak eğitimi var. Ama aileden dolayı bir şey var. Böyle şeyle inanma var. Böyle kötü niyetli birisi değil. iyi niyetli birisi. Böyle ne bileyim şark kurnazlığı yapan birisi değil. Normal şartlar altında konuşabileceğim birisi. Öyle şey değil. Yoruma böyle hani videonun altına atarlı yorum yazan gerizekalılardan da değil. Ama böyle yani. Bilmiyorum. Ben İzmir olduğum için bana çok garip geliyor. Ben bildiğin o zamanlar serseri gibi geziyordum. Böyle üç tane dersim kalmıştı. Bütün sene o üç dersi vermeye çalışıyordum. Bir taraftan film çekiyorduk falan. Ama benim gibi insanlar bile şunları görebiliyorsa yani bu arkadaşların 80 kere görmesi lazım. Yani büyük bir sıkıntı bence bu ülkemizde. Gene Bible Reloaded'da yaptıkları bir tartışma şeydi. Çok klasik bir tartışmadır ya. Din hiç olmasa daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Veya işte toplumların, dünyanın dine ihtiyacı var mı? Bu tabii tartışma konusu. Bence yok. İlk etapta yok ya öyle şey olur mu falan diye düşünebilirsiniz. Birçok kişi de kendisi inanmadığı halde yok ya din lazım. Çünkü şunu düşünüyorlar. Hani polis nasıl insanların kötülük yapmasını engelliyorsa din de cahil insanların kendi kendileriyle baş başa kaldıkları zaman kötülük yapmasını engelliyor gibi bir düşünceleri var. Ama Öncelikle şunu düşünün. Din olarak en dinsiz ülkelerden bir tanesi hangisi? İsveç diye geçiyor şu anda. İsveç. Ondan sonra ne vardı? Ukrayna mı? Litvanya mı? Öyle bir şeyler. Buralarda suç oranı yüksek mi? Düşük mü? Düşük. Peki din olarak en yoğun, en böyle birebir kitaba bağlı kalarak dini yaşamaya çalışan ülkeler neler? Şeriat ülkeleri. Buralarda hayat nasıl? Rezalet. İnsanlar sürünüyor. 2-3 kişi aşırı zengin. Diğerleri sürünüyor tecavüzünden tut ensesine kadar her şey var. Peki neden böyle? Çünkü düşünecek olursanız bir sürü insan ne diyor abi yorum yazdıkları zaman ne diyorlar? İşte bu ateistler de her türlü pisliği yapar çünkü bunların hiçbir şeyden korkusu yok. Bu ne demek? Bu yorumu yazan arkadaş eğer yukarıdan işte yanmakla mamakla korkutulmasaydı demek ki o da her türlü pisliği yapardı. Genelde tecavüz derler. Siz şimdi tecavüz de ediyorsunuzdur falan. Yani o arkadaşları ayıkmak gibi olmasın ama Kur'an'da tecavüzle ilgili bir ayet yok. Tecavüz yaparsanız cezası budur diye bir ayet yok. Maalesef. Hani gene şey derler. İşte Kur'an'da ensest yasak denir. Bu ateistler kesin ensest yapıyordur. İyi güzel Kur'an'da kuzenlerin sana helal. Ama kuzenlerine evlendiğin zaman sakat çocukların doğuyor. Tecavüz konusu. Yani bu işte bilmemekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Kur'an'da tecavüzle ilgili ayet yok. Ama şöyle ayetler var. Biz Tevrat'ın onaylayıcısıyız. 5-6 yerde bu geçiyor. Peki Tevrat'ta tecavüzle ilgili ayet var mı? Var. Tecavüz ettiğin kişi eğer bakire ise cezası parasını veriyorsun ve onunla evleniyorsun. Ceza bu. Eğer evli ise hortası yok yani hani bakire olmayıp evli olmamak diye bir şey yok herhalde onlarda. Evli ise de tecavüz olsa da olmasa da hem seni hem kadını taşlayarak öldürüyorlar. Tecavüze uğrayan kadını da zina yaptığı için. Her neyse konuya buraya nasıl geldik <laughs> hatırlamıyorum. Din olmasaydı nasıl olurdu dan geldik değil mi? İnsanlar bunu düşünüyorlar işte. Ben bir şekilde korkutulmasaydım o neler yapardım diye. Bazıları bunu açıkça yazıyor da. Peki buna rağmen neden en dinsiz ülkelerde refah çok fazla? Sebep şu arkadaşlar. Çekirdekten yetiştireceksiniz insanları çekirdekten yetiştireceksiniz. Size bir örnek vereyim. Gene bir İslam ülkesinde, yanlış olmasın İran'da mıydı? Ya İran ya da ona benzer bir ülkede. Kadın erkek otobüsleri ayrı. Kadın otobüsü var, erkek otobüsü var. Şimdi bu insanlara gidip de karma otobüsü olsun dersen ne derler? Karma otobüsü yaparsan herkes birbirini taciz eder. Ve harbiden de gerçekten de o ülkede karma otobüsü yaparsan erkekler saldırır kadınlara. Şimdi bu ne demek? İnsanlar buna hazır değil demek. O zaman ne yapacağız? Atatürk'ün yapmaya çalıştığını yapmamız lazım işte. Alt tepi hazırlayacağız. İnsanlara neden iyi insan olmaları gerektiğini, toplumun medeniyetinde ne olduğunu anlatacağız küçükten. İşte korkutarak cız, yanarsın şeklinde kolaya kaçarak değil. Toplum budur. Kendine yapılmasını istemiyorsan başkasına yapma ki güçlü bir topluluk olalım ki medeniyet ilerlesin. Bunu aşılacaksın. Bir de şöyle bir şey var mesela. Ateizmi yaymanın en iyi yolu ne biliyor musunuz? En büyük silahı. Çocuklara bilimi sevdirmek. Ama şey değil yani. Hani illa böyle evrimsel biyoloji falan değil. Genel olarak bilim. Fizik olsun, fen olsun. İşte o balonu koyuyorsun şeye. Balon şişiyor falan ya böyle. İşte gazoz şişesine koyuyorsun da bilmem ne. Karbonat mı koyuyorsun? nasıl o deney nasıl şişiyor bana, bana Hani öyle öyle çocuklara bilimi sevdirmek. Hangi dal olursa olsun astronomi olsun, alakası fizik olsun hiç fark etmez yani. Çünkü eğer bir çocuk çekirdekten bilimi severse o çocuk araştırmacı olur. Bir çocuk araştırmacı olursa kendi beynini kullanan birisi olur. Muhakeme eden birisi olur. Muhakeme eden, sorgulayan, soru soran birisine de sen hiçbir dini aşılayamazsın. Yine bir anılarını anlattılar. Onunla ilgili de ben başka bir olay da biliyorum. Size ikisini de anlatacağım. Bununla ilgili de bir beyin fırtınası yapalım. Bir çocuk küçüklüğünden beri Hristiyan eğitimle büyütülüyor. Bizim şu anda Türkiye'de İslam diye verdiğimiz eğitimin birçoğu aynı. Çocukla çok dalga geçiyorlar. İşte hafiften şişman vesaire. Çok mutsuz çocuk. Şunu düşünüyor. Diyor evet intihar edenler cehenneme gider. Ama Çocukken ölenler de direkt cennete gider. Bizde de böyle denir. İntihar edersen cehenneme gidersin. Ama çocukken ölürsen direkt cennete gidersin. Peki çocuk intihar ederse? Bu böyle hani felsefi kafa açma sorusu değil. Bu çocuk bunu yapıyor. Diyor ki, büyümeden çünkü büyüdüğüm zaman intihar edersem o zaman cehenneme giderim. Büyümeden intihar edeyim. Büyümeden intihar ediyor çocuk. Neyse ki başarısız oluyor. Buluyorlar, anlıyorlar ne olduğunu çocuğu kurtarıyorlar. Bunu sorun kendi kendinize. Eğer gerçekten bu hayat imtihansa ve çocuklar çocukken öldüğü zaman ne olursa olsun cennete gidiyorlarsa o zaman çocukların intihar etmesi en mantıklısı değil mi? Bu mantığa göre. Bu bir. İkincisi ben kendi okuduğum bir olayı anlatayım size. Bir tane kadın beş tane küçük çocuğunu öldürüyor. Boğuyor hepsini suda. Neden yaptın diye soruyorlar. Kadın diyor ki ben zaten kötü bir hayat geçirdim. Ben cehenneme gideceğim. Günahkar birisiyim ben. Ben nasıl diyor cehenneme gideceğim. Benim yaşadığım yerde çok zor şartlar var. O yüzden benim çocuklarım da cehenneme gidecek şeyler yapacaklardı. Büyük ihtimalle. Bu hayat gerçekten bir imtihansa çocukken ölenler cennete gidiyorsa ben de nasılsa cehenneme gideceğim. Bari çocuklarımı kurtarayım dedim. Hepsini öldürdüm. Çok seviyorum çocuklarımı. Hepsinin cennete gitmesini sağladım kısa yoldan. İşte kadına manyak falan demişler. Hapse atmışlar. Ama söyledi sizce yanlış mı? Yani şunu düşünün. İşte derler ya düşün uçakta ateist olmaz falan. Palavra tabii. Ama şunu düşünün. Bu hayat imtihan diyenler. Gerçek hayat öteki hayat diyenler. Yeri geldi mi canları için neler yapıyorlar? İşte doktora saldırmalar bilmem ne. Yakını öldü diye. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi birçok insan aslında kendi yaşamına bir anlam yüklemek istediği için ben boşu boşuna hani öldükten sonra da bir yere gideceğim. Düşüncesine sahip oluyor ki bir yaşama hevesi olsun. Yani bu tamamen aslında yaşamak istemekle ilgili bir şey. O yüzden ölümle karşılaşana kadar bunu düşünüyor. Ama ölümle karşılaştığı zaman bunu unutuyor. Ve daha sonra da sevdiği bir yakını öldükten sonra da bir süre sonra da gene o işte cennete gitti. Şu anda aslında mutlu diyerek gene kendini avutuyor. Din o yüzden bu kadar sene güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Bununla ilgili bana mesela çok soru gelir. Eğer gerçekten bu kadar kısa bir hayatın olduğunu düşünüyorsan ve öldükten sonra tamamen yok olacağını düşünüyorsan o zaman neden yaşıyorsun? Düşünecek olursan aslında tam tersi geçerli değil mi? Yani hayatının yaşayabildiğin kadar yaşamalısın bu geçerli değil mi? Ne olursa olsun ben en kötü zamanlarımda bile, her şey bitti dediğim zamanlarda bile şunu düşünüyordum. Madem hayatım bitti bir tane hayatım var. Madem hayatım bitti başka bir çıkışım yok o zaman bari ölene kadar yaşayayım. Bunu dedim her seferinde de bir çıkışım oldu sonunda. Hayatımız bir tane o yüzden bunu mümkün olduğu kadar dolu yaşamaya çalışmalıyız. Bir şeyler ekleyerek insanlığa bir şeyler eklemek. Kendi adımızı bir şekilde yazdırmak bir yerlere. Benim hayat felsefem bu. Başkası da şey diyebilir. Ben mesela şeyi de çok severim. Mümkün olduğu kadar yer görmek. Çünkü bir tane bu dünya var. Başka bir dünya yok yani. Uydurma onlar. O yüzden bu dünyada başka bir dünya yok derken gezegen tabii olabilir de hayat olan öteki dünyadan bahsediyorum yani. O yüzden bu dünyanın içinde görebildiğim kadar yer görmeyi, öğrenebildiğim kadar şeyi öğrenmeyi ben kendime amaç edindim. Başkası da şunu diyebilir. Ölümlü dünya işte hayatın keyfine bakalım. Tadını çıkartalım vesaire. Onu da diyebilirsiniz eyvallah. Ama tabii şöyle de bir şey var yani. Sürekli keyfini çıkar, sürekli tadını çıkar olunca bir noktadan sonra yalama oluyorsun. Tadını çıkaramıyorsun bir. İkincisi de çok çabuk yaşlanıyorsun abi. Ellisine geliyorsun. Dağılmış durumdasın yani. <laughs> yani biraz da sağlığına dikkat etmen lazım yani aslında. Hani tartışıyoruz. Bizde bu daha kötü yani. Türkiye'de daha kötü. Amerika'da da çok iyi değil. Ama Amerika'da biraz ilerlemiş adamlar yani. Söyledikleri hafiften şöyle bilimsel gibi yani. Bizde çok kötü. Kürtajı tartışıyoruz. Kürtajın ne olduğunu bilmiyor insan. Hala da işte şeyi görüyor. O ölü ceninlerin paylaşıyor millet. Ona bakıyor. Aa kürtaj buymuş falan diyor. Önce şunu düşün yani. Kürtaja karşı olanlar neden sizin desteğinizi almak için yalan söyleme ihtiyacı duyuyorlar? 8 haftalık bebek o değil. O 8 haftalık bebek değil. Şu anda 8 haftaya kadar kürtaj serbest. 8 haftalık bebek o değil. 1. 2. Neden kürtajı bu kadar dert ettiler? Bizimkiler. Hiç düşündünüz mü? İşte hayatı çok sevdikleri için falan. Öyle mi? Gerçekten mi? Hayatı çok sevdikleri için mi? Öyle mi? Ne oldu? Soma'da yaşam odası şu an var mı? Öldü, öldükleri zaman ne oluyor? Allah'tan rahmet diliyorlar. Devam. Çok mu seviyorlar hayatı? Kürtajı niye bu kadar taktılar? Sebebini söyleyeyim. Hristiyanlar da şu an aynısını yapıyor. Biraz oradan. <laughs> Bizde genelde oradan alıntı olur. Yani bizim hükümet onların yaptığının aynısını yapar genelde. İşte akıllı tasarım onlar. Bizimkiler hemen çıkar işte akıllı tasarım. Sanki kendileri bulmuş gibi. Kürtaj da gene onlardan çıkma bir fikir. Olay şu arkadaşlar. Mesela şu anda kürtajı yasaklayacağız dendi. Kürtajı şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ne kanun geçti biliyor musunuz? Hiçbir şey. Şu an zaten 8 haftaya kadar kürtaj yapılıyordu. 10 haftaya kadar kürtaj yapımı serbest. Ondan sonrası yasak. Hiçbir şey değişmedi yani. Peki ne abi bu kadar konuştukları bunların? Olay şu. Özellikle Amerika'da dinci kesimin dinci olmayan kesime karşı yani layık artı dinsiz kesime karşı en büyük silahı çünkü onlarda şey diyor, Hani dava açayım, susturayım bilmem ne. O da artık işlemiyor onlarda. İfade özgürlüğü var çünkü. En büyük silahları çoğalmak, üremek. En büyük silahları bu. Bizde de öyle. Bizde bir de şey var işte. Dava açıp susturmak vesaire sindirmeye çalışmak. Ama gene de en büyük silah üremek. İşte uyanık insanlardan bir çocuk olduysa onlardan 3-5 çocuk olsun. Hani aç geçsinler önemli değil ama bize muhtaç olsun. Önemli onu. Bu sebepten dolayı da ortada bir kanun olmamasına rağmen insanlar bunları söyleyip durduğu için kendi kesimleri kürtaj yapmayacak. Hristiyanlarda da öyle, bizde de öyle. Bu kesimler kürtaj yapmayacak. Ne olursa olsun kürtaj yapmayacaklar. Ha bir kanun gelmedi, hiçbir şey değişmedi ama kürtajla ilgili bu kadar çok muhabbet geçti. Yoksa başka bir şey değil. Hayır bunun tartışmasını yaparsın. Bence hiç hoş bir şey değil kürtaj. Ama gerekli olduğu zaman yapılması gerekiyor. Bazı şeyleri de yalan söylüyor insanlar. Diyorlar ki mesela işte çocuk Down sendromu olursa işte doktorlar zorla kürtaj yapacak. Hayır öyle bir şey yok. Sana hak veriyor. Çünkü ona bakması çok zor. Herkes bakamaz. Bakamayacak insanın da böyle bir çocuğu olamaz yani olmamalı. Çünkü o çocuk sürünür. Aile de sürünür. Herkes sürünür. Aynı şekilde salak Üşeniyor prezervatif almaya Ya bir şey olmaz falan diyor Ondan sonra oluyor, hamile kalıyor O çocuk doğup serseri olacağına Senin benim başıma salça olacağına Henüz bilinci gelmeden Henüz insana benzemeden Alıyorlar Şunu diyebilirsiniz İşte küçük de olsa insan değil mi Şunu düşün kolunu Kolun kangren olduğu zaman Kolunu kesiyor musun Hiç hoş bir şey değil kolunu kesmek Ama lüzumlu olduğu için kesiyorsun Peki kolun canlı mıdır yani yazık işte kol falan. O da bir insan. Bu dersin organik olduğu halde sadece hücrelerin bir araya gelmesine oluşan bir organ bu dersin. İşte aynı şey değil. Hayır. Aynı şey abicim. Anlatmaya çalıştığımız o. Genelde mesela şunu da sorar işte ne zamandan peki itibaren bilinci geliyor insan oluyor falan. Çok sonra yani tam böyle 8 haftaya kadar gelip 8 haftadan sonra bir anda böyle insan oluyor falan da değil. Çok sonra. Uzun bir süre Bildiğin et parçası. Bildiğin şu kestiğin koldan hiçbir farkı yok yani. Anlatmaya çalıştım bu. Gene de karşı olabilirsin eyvallah. Ama bilelim arkadaşlar. Bunu bilelim. GDO'ya karşı olabilirsin. GDO'nun ne olduğunu bilelim ama. İşte balıktan şırınga alıyorlarmış da domates enjekte değil yani o. Hani Okan Bayılgen bilimi yapmayalım burada. Yani o yüzden altyapıyı eğer hazırlarsak aslında şu anda artık 2014 senesinde insanlığın dine ihtiyacı yok. Ama dediğim gibi altyapıyı hazırlamamız lazım. İşte genelde şey derler. Bak işte misyonerler, Hristiyan misyonerler falan. işte Afrika'daki çocuklara yardım ediyor. Süt dağıtıyor bilmem ne, yiyecek veriyor falan. Peki abi şunu sorayım. Neden şimdiye kadar milyarlarca, milyonlarca dolar gitti yani oraya? Neden hala da insanlar aç? Neden hala da insanlar aç abi? Sebep şu. Çünkü aynı adamlar gidiyor. Bir taraftan yardım yaparken bir taraftan işte ellerine tabii ki İncil'i tutuşturuyor. Hani bedava yardım değil yani. Bir taraftan da prezervatifin günah olduğunu anlatıyor. Prezervatifin günah olduğunu anlatıyor. Bunlar gerçek şeyler. Bizde de var bu. Bizde de var. Hristiyan, muhafazakar Hristiyanlarda da var. Sebep aynı işte. Silahları çünkü üremek şu anda. Zihni açık insanlara karşı, uyanık insanlara karşı çok olmak zorundalar. Ne oluyor? Prezervatif günah diyorsun. Ki o insanların en çok ihtiyacı olan şey. Doğum kontrol. En çok ihtiyacı olan şey. Prezervatif günah diyorsun. Bir o kadar daha aç çocuk çıkıyor. Arkadaşlar sebep şu. Din işte misyonerler sürekli yardım ediyor. Ama hala da aç insanlar bu kadar işte hastalıklı insanlar. Sebep şu. Çünkü din düşkün insana ihtiyaç duyar. Din adamları, din sömürücüleri düşkün insanlara ihtiyaç duyar ki onlara bir şey vaat edebilsin. Kimsallar abi şimdi orada adamlara diyelim prezervatif verdin ondan sonra gittin ciddi ciddi eğittin. Oradaki aç insan kalmadı diyelim. Kimsallar bunları. Siktir gitti yani İncil'i uzattığı zaman der? Aradaki fark bu. Versinler bana bir ülkeyi. İddialıyım bu konuda abi. Versinler bana bir ülkeyi çiçek gibi yaparım yani. Ama kural şu. Benim istediğim her şeyi yapacaklar. Herkes maksimum şu kadar çocuk diyeceğim. Yap, uyacaklar ona. Bir noktaya kadar. Ondan sonra diyeceğim ki şu an atıyorum 3 çocuk yapabilirsiniz. 4 çocuk yapabilirsiniz. Yani bunlar bizde de var işte benzerleri. Bunlar göstermelik yardım. İşte yardım ediyoruz diye göstermelik yardım. Dilenci nedir? Dilenciye bir sürü para yardımı yaparsın. Herifler benden daha zengin. Adamların geliri benden daha iyi. Benden daha zengin adamlar. Ama hala da giderler köşede dilenirler. Neden? Çünkü dilenci bizde nedir? Bizde dilenci bu hani kiosklar olur ya köşelerde falan ATM'ler olur. Dilenci sevap ATM'sidir. Bilmiyorum bunun için bana dava açarlarım ama bu bir gerçek. Dilenci sevap ATM'sidir. Bir insan çok böyle suçluluk hissediyorsa lan şunu da yaptık bilmem ne falan diye gider köşedeki dilenciden para karşılığı biraz günahlarını sildirir. Biraz rahat eder yani. Oh ne güzel bak işte yardım ettim falan diye. O yüzden bizim gibi ülkelerde çok fazla dilenci vardır. Dilenci patlaması yaşarız. O da bir aslında arz talep yani. İşte bu sebepten dolayı dinle fazla ilişki olmayan, gerçek dünyada yaşayan toplumlar şartları çok daha iyi yani. Ki sadece İsveç, Norveç bilmem ne işte Ukrayna, Litvanya buraları düşünmeyin. Japonlar var mesela. Bir de böyle bir şey var yani. Hani adamlar ateist değil ama dinin ne olduğunun farkındalar, bilimin ne olduğunun farkındalar. Dinlerinden dolayı yani. Bu semavi dinler çok agresif. Diğer dinlere göre aşırı agresif. Şimdi dünya dinlerini okuyorum. Başarılı olmalarının aslında sebebi de o. Çok agresif yani. Bizim burada neyse ki çalıştığım yerde Hintli genelde insanlar soruyorum işte dininiz ne falan diye. Hinduizm diyorlar. Hinduizm çok rahat yani large Hani öyle bilim dersine Krishna'yı koyalım. <laughs> Vişnu'yu koyalım. Yok öyle bir şey yani. Brahman'ı koyalım. Yok öyle bir şey yani. Evrim deneymiş. Bak Brahman yaratıyor falan. Hepsinin geleneği var. Geleneklerinden dolayı işte bazısı hiç et yemiyor. Bazısı inek eti yemiyor. Vesaire. Öyle değişik. Farklı grupları var. Farklı gelenekleri var hepsinin. Bazısı işte cumartesileri etmiyor. Böyle değişik şeyleri var. Gelenekleri var. Bunları yapıyorlar. Hani bu, o yüzden ateist demiyorsun değil yani. Ama neyin ne olduğunu da farkındalar yani. Geleneğin ne olduğunu farkındalar. Bilimin ne olduğunu farkındalar. Gerçek dünyanın ne olduğunu farkındalar yani. Yoksa bana ne abi? Bir adam ineğe tapıyorsa bana ne? Bir adam ayıya tapıyorsa bana ne yani? Gitsin karınca yiyene tapsın adam. Ama neye taptığına göre, yaptığı işe göre değil de neye taptığına göre oy veriliyorsa birisine o zaman sıkıntı var demektir. Kendi inanışına uymuyor diye bilim derslerine, fen derslerine girmeye çalışıyorlarsa o zaman sıkıntı var demektir. Bazı insanlar çoğunluğu sömürüp ondan sonra da onlara inanmayan bizim gibi insanlara da karşı önlem alıyorsa işte bu bilim derslerine girerek veya bizi hakaret ederek, bizi şeytan gibi göstererek karşı önlem almaya çalışıyorsa o zaman bu sıkıntı var demektir. Sizce bu beni etkilemiyor mu? Al işte dallamanın tek şey diyor bu ateistlerin gerizekalılığından kaynaklanıyor. İşte bu portakal, bu ineğin memesi falan bunlar tesadüf mü? Niye yaratıldı bunlar işte falan diye. Dedim ya çekirdekten itibaren bilimle ilgilen biri götüyle güler buna. Çünkü biz bunu çok görüyoruz. Her şeyden önce bir hata, bilimsel bir veri hatası bu, bilgi hatası. Portakal bizim yiyeceğimiz haliyle yaratılmamıştır. Meyveler nasıl evrimleşti? Ders 1. <laughs> Özetle anlatayım. İlk etapta bitkiler tohum çıkarıyorlardı ve bu tohumlar tabii ki oldukları yere düşüyorlardı ve çok yakınlardan tekrardan üreyebiliyorlardı. Hem bu üremenin yavaşlığından dolayı hem de hayvanlar sürekli bu tohumları yediği için evrim geçirdiler. Hayvanların sindirim sistemine karşı koyabilecek şekilde tohumların dışlarında bir koruyucu çekirdek gibi kabuk oluştu. O zaman ne oluyordu? Hayvan bu tohumları yiyor, dolaşıyor ondan sonra, uzaklara gidiyor. Sonra dışkıdan çıkıyor. Buna rağmen tohum erimiyor ve hatta daha uzağa gitmiş oluyor ve hatta dışkıdan gelen besini de gübreyi de doğal gübre olarak kullanmış oluyor. O yüzden ilk etapta tohumların dışında böyle kalın tabakalar oluştu. Tabii bu sebepten dolayı da bu tohumlar hayvanlar tarafından sindirilmediği sürece o kalın tabakaların dışına çıkamayacak durumda oldular. O yüzden bu sefer de hayvanların gelmesi için daha böyle tatlı besin değeri olan meyveler oluşturdular. Tabi bunlar ufak meyveler. Ki işte hayvanlar yesin bu meyveleri hoşuna gitsin. Sonra hayvan gezerken gene aynı şekilde dış kısımdan tohumlar çıksın. İşte insanlar bu meyveleri aldılar ve binlerce yıl yapay seçilimle şu anki yediğimiz hallerine getirdiler. Yani portakal hiçbir zaman böyle bir portakal değildi. Nasıl yapıyorlar bunu? Portakalın en atasını düşün. Muzu düşün mesela. Muzun 5000 yıllık bir ıslahatı var aslında. Hani hep şey diyorlar ya bu muz işte nasıl oldu falan. Nasıl yaratıldı? Kim yarattı bunu falan. Biz yiyelim diye yaratıldı. Alakası yok. Muzun, vahşi muzun gerçeğinin içi çekirdek doludur. Ve o bizim normalde yediğimiz muz kısmı çok azdır. Bunu alıyorlar çok geniş bir alana bunlardan dikiyorlar. Ondan sonra bunların içinden en az çekirdekli olanları alıyorlar. Diğerlerini sallıyorlar. Söküyorlar artık. En az çekirdekli olanları dikiyorlar. Gene o en az çekirdekli olanların içinden biraz daha az çekirdekli olanı buluyorlar. Bu sefer onu dikiyorlar. Böyle böyle dediğim gibi 5000 yıl sürmüş bu olay. Ve en sonunda ne oldu? İşte tek tük çekirdeği olanları falan da üretirken en sonunda çekirdeksiz bir tane çıkıyor. E peki çekirdek nasıl üreteceksin? Çekirdeği yok Aşılama yöntemiyle Şu an bizim yediğimiz muz aşılama yöntemiyle Üretiliyor Bütün meyveler böyle Ve hatta çiçeklerin de birçoğu böyle Bizim doğada bulduğumuz Vahşi çiçekler gibi değil yani Bunları da botanikçiler yapıyor işte Hayvanlar Aynı şekilde İnek diye bir hayvan yaratılmadı yani İneğin atası var Vahşi at yok diye mi Geçiyor öyle bir şey ve işin ilginç yanı ilk olarak inek Doğu Anadolu'da ehlileştiriliyor. Hayvanlarda da bu bitkilere yapılan olayın aynısı. Bakıyor mesela şu şu hayvanın sütü fena değil. Gideri var ama işte hayvan vahşi tabii. Alıyor o hayvanı zar zor üretiyor. O üretilen hayvanların içinden en uysal olanı artı sütü en bize uygun olanı alıyor. Diğerlerini salıyor veya kesip yiyor bilmiyorum. Onu üretiyor bu sefer. Onların içinden de gene aynı şekilde. Yani şöyle düşün bak. 100 tane 200 tane üretiyor. Bunların içinden belki 1-2 tane seçiyor. En uygun olanından. Diğerlerini sallıyor. Sonra o 1-2 taneden tekrar bir 50-100 tane üretiyor. Böyle böyle evcilleştirme, ehlileştirme budur yani. Kurt. Köpeğe evcilleştiriliyor. Gene insan eliyle. Yani şu anda bizim işte büyük baş hayvan, küçük baş hayvan işte çok güzel meyve dediğimiz meyveler, sebzeler, hayvanlar bunların hepsi vahşi doğadan alınıp yüzlerce sene bazen de binlerce sene insan tarafından kullanılacak hale getiriliyor. Bu söylediğim yöntemle. Yani adam bin tane üretiyor aynısından. En uygun iki üç tanesini seçiyor diğerlerini sallıyor. Sonra iki üç tane içine bin tane daha üretiyor onun çocuklarını. Onların içinden bu sefer iki üç tanesini alıyor. Islahat bu. Bunu herif... Tabii ki bilmiyor yani. Bilmemesi tabii ki normal. Ondan sonra da diyor ki işte bak bu portakal nasıl oldu bak nasıl yaratıldı falan işte bunu bilmeyen ateistler geri zekalıdır. Ya he, he Biz biliyoruz gerçek geri zekalının kim olduğunu da şimdi söylemeyelim sıkıntı olmasın. Evet gene fazla konuşmuşuz arkadaşlar. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni podcast sitemiz kirli12.blog.com <laughs> Buraya girmeyi unutmayalım. Diğer arkadaşların da podcastleri var. Nasıl iyi mi güzel mi bilmiyorum. Henüz bakmadım. Dediğim gibi mesela Celal Şengör'ün konuşmaları var mhp olarak. Ünlü yabancı stand-upçılar var. Türkleri koymadım çünkü dava açarlar diye. her şeyleri takıyorlar kafaya. Güzel bir sürü şey var. Bunun haricinde bana, benim podcastlerime ve ileride çekeceğim videolara falan destek olmak için, maddi destek olmak için veya paylaşarak nasıl destek olabiliyorum Bunları merak ediyorsanız commac.blog.com Dediğim gibi bunların hepsi linkler açıklamada da olacak. Bu arada ilk defa vaktim oldu. <laughs> Astronomi serisini baya bir montajladım. Tabii bir o kadar daha var montajlanacak. Çünkü dediğim gibi gerçekten uzun olacak. Montajla montajla bitmiyor. Şimdi o montajı bittikten sonra üstüne bir de animasyon vesaire eklememiz gerekecek. Ama güzel bir şey olacak eğlenceli, öğretici bir şey olacak. Umuyorum ki kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Ben de biraz iyileşeyim. Daha alevli podcastler çekeriz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi